Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 7. sınıflar için sosyal bilgiler yazılısı yapacağız. Hep birlikte yapalım. Birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. Güzel bir yazılı diye düşünüyorum sizler için. Hemen başlayalım. Osmanlı ordusunda devşirme sistemine göre alınan askerlerden oluşan ocağı bulunurdu demiş. Hemen burada bulduğum Yeniçeri ocağı diyorum. Cevaba Yeniçeri'yi yazalım birlikte. Evet, Yeniçeri Ocağı bulunurdu. Geçelim ikinci sorumuza. İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapandı. Yeni Çağ açıldı. Yeni Çağ'ı işaretleyelim. Yazalım. Yeni Çağ açıldı. Evet. Barbaros Hayrettin Paşa savaşında Haçlı donanması yenerek Akdeniz'deki üstünlüğünü ele geçirdi. Bu savaş Preveze savaşıdır. Preveze'yi hemen buraya yazıyorum. Yazdık. Daha net olsun diye renklendiriyorum sizler için. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaa kimin döneminde kurulmuştu? İlk matbaa bakalım hangi dönemde olacak? Sorumuz Lale Devri döneminde kurulmuştur. Lale Devri yazıyoruz buraya da. Bu boşluğumuzu da bu şekilde doldurduk. Lale Devri oldu boşluğumuz. Yeniçeri askerleri 3 ayda bir adı verilen maaş alırlardı. Ne adı verilen? Ulufe adı verilen maaş alırlardı. Ulufe yazıyoruz buraya da. Evet, dikkatli bir şekilde siz de sınavda yazarsınız. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli birlik Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey yazıyorum. Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Evet, bunu da belirginleştirdik. Son sorumuza gelelim. Osmanlı Devleti'nin fethedilen topraklara Anadolu'daki Türkmenleri yerleştirmesine ne denir? İskan politikası denir sevgili öğrenciler. İskan politikasını buraya yazıyorum. Politikası. Evet. Bu şekilde sınavda da dikkatli bir şekilde yazarsınız. İlk bölümü tamamladık. İkinci bölüme geçelim. Ben size daha önceden yazmıştım ikinci bölümü. Yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörler vardır demiş. Aşağıya nüfusu etkileyen doğal faktörlerden 3 tanesini yazınız demiş. Nüfusu etkileyen doğal faktörlerden birincisi su kaynakları, ikincisi yer şekilleri, üçüncüsü de coğrafi konumdur sevgili öğrenciler. Bunu da dikkatli bir şekilde sınavda yazıyorsunuz. Doğru yanlış yazınız demiş. Ben daha önceden yazdım ve belirginleştirdim. Şimdi okuyacağız. Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına sansür denir. Yanlış bir bilgidir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı Çimpe Kalesi'dir. Evet, doğru bir bilgidir. Ülkemizde bulunan her bölge aynı anda göç almaktadır. Hayır, yanlıştır. Aynı anda her bölge göç almaz. Aynı oranda almaz. Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize uyarı ve bilgi verir. Evet, yaş grubunu gösteriyor. Doğrudur. Etkili iletişim kurabilmek için konuşmalarımızı beden dili ile desteklemeliyiz. Evet, doğrudur. Beden dili ile desteklemeliyiz. Üçüncü bölümümüzü bu şekilde cevapladıktan sonra dördüncü bölümümüze geçelim. Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştiriniz demiş. Osmanlı Devleti'ni 1299'da kuran ve devlete adını veren kişidir. Kimdir bu kişi? Osman Bey'dir. Yani buraya 3 yazıyoruz. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de aldığı ilk toprak parçasının hemen yukarıda bir tüyo var. O yüzden hemen ben bunu 5 cevabını yazarım. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak kurulan şehir neresidir? Söğüt, yani 1 numaralı cevaptır. Orhan Bey döneminde 1326'da alınarak başkent yapılan şehirdir. Burası da Bursa'dır. 2 numaralı cevaptır. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelerek Osmanlı Devleti'ni kuran boydur, kayı boyudur. Buna da 4 cevabını yazarım sevgili öğrenciler. Evet, bu şekilde ne yaptık? 4. bölümümüzde tamamladık.
Şimdi geçiyoruz 5. sorumuza, 4. sorumuzdan sonra 5. sorumuza geçelim. Anadolu'nun Türk yurdu olması kesinleştirdi. Kesinleştirdi, olmasını kesinleştirmiş Anadolu'nun Türk yurdu. Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlamış. Bu iki savaş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Miryakefalon ve Malazgirt bu iki savaş. O zaman hangisi seçenekte var? Miryakefalon ve Malazgirt. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması Malazgirt'ti biliyorsunuz. Evet, D cevabını işaretledikten sonra 6. sorumuza geçelim. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz demiş. Yukarıda Umut ve Eda'nın verdiği bilgilere göre hangisinin uygun bir davranış olduğu söylenemez. Söylenemez dediğine göre iyi bakalım. Televizyonda eğlence programını hazırlamak. Evet, bu böyle bir şey yok. Söylenebilir. Sokakta insanlara röportaj yapmak. Evet. Bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek. Evet, bu söylenemez sevgili öğrenciler. Özel hayatın dokunulmazlığına girer. Öğretmenlerimizi sosyal medyada takip etmek. Bu da takip edilebilir. Yani C seçeneğimiz doğru cevap olarak C seçeneğimizi işaretliyoruz. Biz de işaretleyelim hemen sizlerle birlikte. Evet. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi yazılmalıdır? Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için adil yönetim anlayışını benimsemiş ve dil, din ve kültürel konularda özgürlükler sunmuştur. Yani bu hoşgörü, bir nevi hoşgörü politikası diye geçer. Hoşgörü politikası da İskan, devşirme, istimalet politikası, divan teşkilat, hoşgörü politikası, istimalet politikası olarak geçer. Cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Geçiyorum 8. sorumuza. Yukarıdaki şemada aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Lale Devri, Balta Limanı Anlaşması, Tımar Sistemi, Orhan Bey. Evet. Çiçek aşısı uygulaması, Lale Devri. Evet, var. Ekonomisi sanayisine büyük zarar vermiştir. Balta Limanı olabilir. Orhan Bey medreseyi kurdu. Devletin başkenti, ilk başkenti olmuştur. Evet, Orhan Bey var. Evet, ABD bilgileri var ama tımar sistemiyle ilgili bir bilgi yok. Verilmemiştir dediğine göre C seçeneğimiz doğrudur. Hangisi İskan politikasının sağladığı faydalardan biri değildir? Üretim sürekli hale getirildi. Evet. Fethedilen yerlerin güvenliği sağlandı. Evet. Fethedilen yerlerin Türkleşmesi sağlandı. Evet. Ekonomik sorunlara neden oldu? Hayır. Ekonomik sorunlara neden olmamıştır İskan politikası. O yüzden D seçeneğimiz doğru cevaptır. Geçiyoruz 10. sorumuza. Babanın oğluna hangi cevabı vermesi ben diline uygundur ve iletişimde çatışmaya neden olmaz? Olmaz dediğine göre bakalım. Baba, sosyal bilgiler sınavından çok düşük not aldım demiş babasına. Aa, şaşırmadım. Çünkü hiç çalışmıyorsun. Güzel bir dil değil. Daha çok çalışıp ikinci sınavda düzelteceğine inanıyorum. Evet, ben diline uygun ve iletişimde çatışmaya neden olmayacak bir cevap. Sana bundan sonra oyun ve TV yasak. Sürekli ders çalışacaksın. Evet, bu da olmaz. Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim. Bunlar kötü cümleler. Sevgili öğrenciler, duymak istemediğimiz, sizin de duymak istemeyeceğiniz cümleler ama B cümlesini herkes duymak ister. Bir ülkede kalkınma planlarının yapılması ve uygulanabilmesi için ülke nüfusunun özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için nüfus sayımları yapılır. Bunu kim yapar sevgili öğrenciler? DİTÜK yapmaz. Milli Eğitim Bakanlığı yapmaz. TÜİK, evet, Türkiye İstatistik Kurumu yapar. TEMA zaten bir vakıftır, yapmaz. O yüzden C'yi işaretledik. Verilen grafikte Türkiye'de yıllara göre sanayi ve tarımda çalışan nüfus miktarı verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir? Sanayide çalışanlar mavi ile işaretlenmiş, tarımda çalışanlar bu şekilde işaretlenmiş sevgili öğrenciler. Bakıyoruz, tarımda çalışan insan sayısı her dönem artmaktadır. Evet, azalmaktadır. Böyle bir cevap doğru olamaz. Ülkede doğudan batıya doğru bir göç yaşanmaktadır. Göçle ilgili bir şey yok. Ülkede tarım üretimi hızla artmaktadır. Tarım üretimiyle ilgili bir bilgi zaten yok. Ülkede sanayileşme hızı her dönem daha da artmaktadır. Evet, 1920'den 2000'e kadar maviler artmış. O yüzden de cevabımız D seçeneği doğrudur diyoruz ve işaretliyoruz. Osmanlı Devleti'nde devletin işlerinin görüşüldüğü ve aynı zamanda yüksek mahkeme özelliğinde olan ve genellikle sadrazamın başkanlığında toplanan kurula
ne ad verilirdi acaba? Kurultay, Toy, Divan-ı Hümayun Pankuş Meclisi. Divan-ı Hümayun adı verilirdi sevgili öğrenciler. C seçeneğinde buldum cevabımızı. Hangisi Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ve parçalanmasına etkili olmamıştır? Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı, Kapitülasyonlar, İstanbul'un fethi. Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı, Kapitülasyonlar bunlar bizim parçalanmamıza, devletin zayıflamasına sebep olmuştur Osmanlı Devleti'nin. O yüzden İstanbul'un fethi böyle bir şeye sebep olmadığı için hemen D seçeneğimizi işaretledik sevgili öğrenciler. Çalışmamız burada bitti. Çıkma ihtimali çok yüksek sorular diye düşünüyorum. Güzel sorular. Herkese başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Umarım bana dönüş yaparsınız. Teşekkür ediyorum sizlere.